Bismillahirrahmanirrahim. Bir okuma metni hem manalandıracağız, mana vereceğiz hem de sarf, nahiv açısından az çok bir değerlendirme yapacağız. Bu bağlamda bir video çekmeye karar verdik. Nususun metinler ne dair, ne ile alakalı? Lil kıraeti okuma ile ilişkili metinler. Okuma metinleri. Okumaya ait aslında. Lam ait manasındadır. Okuma metinleri diye Türkçeleştirebiliriz. Nusus, cemi, mükesser, kırık, çoğul. Müfredi nedir? Müfredi, müfredini yazalım şöyle. Müfredi, nasun diye gelir. Nasun, müfreddir. Cemi, mükesseri de parçada geldiği hal üzere nusus olarak gelmekte. Karetu Halidin, Halidin köyü. Gari köy demek. Şehir diye de kullanılabilir. Yani illa bu manada kullanılacak değil. Burada köy manasında. Halidin köyü. Halidin köyü ne? Halidin köyü ne? Ne olmuş? Türkçe olarak düşün. Mesela birisi gelip yazsa dese ki Halidin köyü. Mesela yazalım Halidin köyü diye. Halidin köyü. Tahtaya bunu yazdı birisi. Ne anlarsın? Halidin köyü ne? Mesela Halid'in köyü vardır veya vardır demezsin. İşte güzeldir veya Halid'in köyünde birisi doğdu, yaşadı, öldü gibi. Yani Halid'in köyü demek bu şekilde bırakmak eksiktir. Bu bir cümle değildir. Cümle olabilmesi için birkaç şey eklenmesi gerekir. Aynısı Arapçada da geçerli. Halid'in köyüne. Halid'in köyüdür. Mesela bu Halid'in köyüdür demen gerekir. Dolayısıyla örnek olarak şöyle diyebilirsin. Dersin ki: Hiye işte bu gördüğün şey. Hiye bu nedir? Karyetu Halidin. Hiye ne olur? Müptede. Buraya da karyetu yazarsın. Karyetu Halidin. Bu Halidin köyüdür. Hiye mübtedadır. Karya, haber ve muzaf, Halit ise muzafın ileittir. Hiye için mübteda diyorsun ama hocam yazıda hiye yok ki. Evet, mahzuf mübteda diyoruz. Yani yazıda yer almayan bir mübtedadır. Yazıda yer almıyor ama öyle bir mübteda mevcuttur diyoruz. Dediğim şey bu. Mübteda her zaman yazıda olur diye bir kural yok zaten. Buradaki izafet çeşidi manevi izafet çeşididir, çeşididir, lafzı izafet değildir. Lafzı izafetten bahsedebilmek için muzafın vasıf isim olması gerekir. Yani ismi fail, isim nefır, sıfatı müşebbehe, ismi tafdil gibi vasıf bir isim olması gerekir ki o şekilde adlandırılabilsin. Dolayısıyla manevi izafet var. Bu muzafın, şuradaki muzafın ileyhi olan ilişkisi, buradaki muzaf muzafın ileyhi ilişkisi terkibi. Manevi izafet adını almaktadır, lafzi izafet adını almamaktadır. Bu izafet marifelik veya tahsislik kazandırır. Manevi izafet burada tahsislik mi manevi e, tahsislik mi marifelik mi diye düşündüğünde muzafın ileh olan kelimenin marife olduğunu görmektesin. Halit özel isimdir, eşittir, alemdir alem özel isim aynı şey. Yani marifedir. Dolayısıyla bu kendisine muzaf olan kelimeye de marifelik bulaştıracaktır. Bundan dolayı kare de nedir? Marifedir. Peki buradaki izafet ne manasında? Şimdi manevi izafetlerde birkaç şey daha eklenebilir dersin ki buradaki izafette lan manasında izafet var veya fi manasında izafet var veya ne manasında olabilir? min manasında izafet var diyebilirsin. Buradaki hangisi acaba? Şimdi diyoruz ki Karyetu Halidin Halidin köyü Halidin köyü Halide ait olan köy Yani Halidin bağlı bulunduğu köy Dolayısıyla ne var burada? Lam manasında izafet vardır Halidin evveline bir tane lam yazsaydın, li halidin deseydin, halite ait köy. Halidin köyü diye yine çevrilirdi. Çevrede bir değişiklik olmazdı. Aitlik ifade eden bir izafettir bu. Dolayısıyla lam manasındadır. Fi manasında değil, min manasında değildir buradaki izafet. Burada ne var dedik? Hiye var. Gizli hiye olması zorunlu bir şey değil. Hiye veya onun gibi bir şey olabilir. Hiye zamir olarak söyledim. İstersen ismi işaretle getirebilirsin buraya. Sekene yeskunu. Şöyle noktaya kadar bir okuyalım. Mana verelim. Yeskunu oturuyor. Halidun halit oturmaktadır. Fi kariyetin bir köyde. Nasıl bir köyde? Sagiratin küçük bir köyde oturmaktadır. Fiha o köy içerisinde vardır nehrun bir ırmak. Nasıl ırmak? Bir nehir ırmak. Sağirun küçük ırmak var. Öyle küçük ırmak ki o yeski suluyor. El mezari'a tarlaları. Öyle tarla ki el havra yeşil. Yeşil tarlaları sulayan bir nehrin de içerisinde bulunduğu küçük bir köyün içerisinde Halit yaşıyor imiş. Sekene yeskunu mazisi sekene bu muzari yeskunu Muzari merfu raf alameti son harfte bulunan zammedir. Niye merfu? Başında bu muzari nasbeden de yok, cezmeden de yok. Başında onu nasb bir amil yok. Cezme bir amil de yok. O zaman merfu olması gerekir. Merfudur. İyi de seni raf eden ne acaba? Buna amili manevi diyoruz. Yani gizli bir amil var başında diyoruz. Sekene yeskunu faale yefulu gibidir. Yani birinci baptandır. Halit onun faili olmakta. Halidun, halit oturuyor. Oturma eylemini, yani bulunma eylemini, yerleşmiş olma eylemini gerçekleştiren halittir. Dolayısıyla öznedir, faildir, merfudur, raf alameti, zammedir. Halit nerede oturuyor? Fi karretin, fi harfi cer, amildir. Karretin bir köyde, bir köyün içerisinde oturmaktadır. Fi, de, da, içinde manası var kendisinde. Fiil gayretin bir köyün içerisinde oturmaktadır. Gayre mecrur çünkü başında harfi cer olan fi var. Bu yüzden mecrur. Cer alameti kesre. Peki gari kelimesinin kesre ile okunma nedeni, iki tane kesre almasının nedeni incelersen. Bir defa bir tane kesre alması gerekir. Niye? başında harfi cer var. Harfi cer olduğu için harfi cer ne yapar? Peşine gelen kelimeyi cer eder. Kar'ye kelimesi de nedir? Şimdi cer olmak başka bir şey, cer alameti olarak kestre almak başka başka bir şey, Kestirenin iki tane olması yani temin olması başka bir şey. Hepsi farklı farklı açıklanabilir. Şimdi kar'ye kar ye kelimesinin kaf ra ya harfi'nin okunuşu standart sözlüğe bakarak bulursun. Zaten Nahiv ne söylüyor sana? Nahiv diyor ki sonuncu harfin harekesi ne olmalı? Ha onu ben belirlerim diyor. Ta verecek hareke nedir? Evvelinde fi harfi cerdi var. Fi cer eder. Cer alameti olarak kareye ne vermelisin? Cer alameti sadece kesre mi? Değil. Ama bu kelime cer alameti olarak kesre almalıdır. Niye? Çünkü kare kelimesi nedir? Müfrettir. İsmi, müfredi, musarif diyoruz. Müfret isimdir ve aynı zamanda musariftir. İsim olması yetmez. Müfret isim olacak. Her müfret isim bu şekilde irap almaz. Musarif de olması gerekir. Yani gayrı olmamalı. İşte gayri kelimesi bir, müfrettir. İki, isimdir. Üç, ver musarif değildir. Öyleyse cer alameti olarak kesre alır. Ama bir tane verdim ben. iki tane vermedim. İkinciyi niye alıyor? İki tane almış yazıda. Çünkü iki tane kestre yani temin almasına mani bir durum yok. Ne gibi mani durumlar vardı ki mesela? Ne olsaydı almazdı. <laughs> mesela diyoruz ki gayri kelimesi muzaf olsa peşine gelen kelimeye muzaf olsa gayriye o zaman tenvin veremezdin. Çünkü muzaf olan kelime tenvin almaz. Bunu söyleyebiliriz. Gayri kelimesi aynı zamanda gayri musarif olsa yine tenvin almazdı kendisine eliflam dahil olsaydı el karye gibi eliflamlı kelimeler de temin almazdı. Mebni olsa yine almazdı. Bunun gibi durumlarda ne olmaz? Kendisi temin almaz idi. Ama hiçbiri kendisinde söz konusu değil. Dolayısıyla temin alır ve almış. Karye için bunları söyleyebiliriz. Sagiratin. Sagira kelimesi niye mecrur? Bak celalameti kesre temin almış. Çünkü gariyenin sıfatıdır. Sıfat mevsuf ilişkisi olarak gariye ile sagirayı incelediğinde tutması gereken şeylerin tuttuğunu görmektesin. Yani benzerlikler var. Hem gariye hem de sagira. Her ikisi de müfrettir. müennesstir Değil mi? Değil mi? İrapları tutmaktadır. Her ikisi nekredir. Tutması gereken her bir şey tutmuştur. Öyleyse bunlara sıfat mevsuf diyebilirsin. Fiha onun içerisinde vardır. Neyin içerisinde? Ha zamiri kullanmış. Bak fihi değil. Fi ha zamir. Ha müennes bir zamirdir. Dolayısıyla sağ taraftaki gitmesi gereken ona raci diyoruz dönmek. Ha zamiri sağ taraftaki bir kelimeye dönmeli döndüğü kelimenin de müennes olması gerekir. Çünkü ha müennestir. Müennes müennese döner. Sağ tarafta müennes bir kelime arıyorsun. O da karyedir. Kariye dönmektedir. Yani fiha o köy içerisinde vardır. Ne var? Nehrun bir nehir. Fiha haber bu arada. Fiha haber. Nasıl bir haber? Şibih cümle olarak haberdir. Şibih cümle car mecrur veya zarftan meydana gelebilir. Burada car mecrur yani harficer ve mecrurdan meydana gelen bu yapıya şibih cümle diyoruz. Cümle benzeri demek bu. Şibih cümle olarak haber burada mevcut. Müptedamız ise nekredir. Nehir kelimesi. Müpteda nekre olup haber şibih cümle olursa haberin tekaddümü yani müptedadan önce getirilmesi vaciptir, zorunludur. Bu yüzden önce haber gelmiş. Yani nehrun fiha desen olmazdı. Fiha nehrun demek zorunludur. Niye? Haber, jar mecrur. Müpteda ise nekre. Bundan dolayı. Sagir kelimesi, nehir kelimesinin sıfatıdır. Yani nehir niye merfu? Müpteda olduğu için. Tüm müptedalar merfudur. Sagir sıfat burada. Az önce sagiratin diye geldi. Şimdi sagirun diye geldi. Bu benzeşmeleri, farklılıkları görmek lazım. Sagiratin bir defa burada ta ile gelmiş. Çünkü mevsufu, yani sıfatladığı kelime müennestir. Bu yüzden sıfatta sagiratin şeklinde müennes gelmiş. Burada sagir kelimesi müzekker gelmiş. Bak tasız çünkü mevsufu yani sıfatladığı kelime de müenneslik alamı yok. Müennes değil. Bundan ötürü. Aynı zamanda sagiratin mecrurdur. Bak kesre almış. Nehrun merfudur. Zamme almış. Niye? Sagiratin nedir? mecrur bir kelimenin sıfatıdır. Sıfatıdır. Yani mevsufuna uyması gerekir irap olarak. Oysa ki buradaki sagirun kelimesi neyin sıfatı? Merfu bir kelimenin sıfatı. Yani bir kelime merfu bir kelimenin sıfatı olursa e, o da merfu olur. Mecrur bir kelimenin sıfatı ise o sıfattan mecrur olur. İrab'daki farklılıkları görüyorsunuz. Nehrun hem müpteda hem mevsuf Sagira onun sıfatı. Qariyetin mecrur ve mevsuf. Sagiratin onun sıfatı. Mevsuf sıfatlanmış kelime demek. Kendisine ait bir tane sıfat gelen kelime yani. Birden fazla da olabilir tabi. Sıfat bir tane olacak diye zorunluluk yok. Peki fiha o köy içerisinde vardır. Nehrun bir nehir. Öyle nehir ki sagirun küçük. Yeski seka yeskî. Bu fiil üzerinde azıcık duralım aslı nedir? Sekaye. 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 Yeskiyu. Sekaye yeskiyu. Tabi sekaye yes diye sözlükte görmezsin. Kitapta da bulamazsın. Sekaye ya harfiyle mutarik makabri meftuh değil mi? Evet. Ne yaparsın? Ya elife çevirirsin. Sonuç olarak bu sözlükte karşına çıksa çıksa şöyle çıkar. SK olarak çıkar. Sonuncu harf artık eliftir. Yes, gıy, kelimesi ise karşına zaten kitapta olduğu gibi. Yes, gıy, yani yağının harekesi olmaksızın. Yani aynı şöyle çıkar. Yes, gıy olarak çıkar. Yağ hareketsizdir. Yağ hareke var da yazılışta yok, seslendirmede yok. Yağdaki hareket takdir edilmiştir. Yağın harekesi gizlidir. Telaffuz edilmiyor niye takdiri irap var burada takdiri gizli irap niye? Çünkü ya harfi zammeli, makabli, meksur böyle kesreden zanmaya doğru çıkmak yani yes, y, -y şeklinde kesreden sonra zanmaya çıkmak dile ağır geleceğinden ne yapmışlar? Ya'nın zammesini silmişler yazıda yok dile ağır gelmesin telaffuz kolay olsun diye. Bu ilaliydi. Buna ilal diyoruz. Biz bunu genelde maksut seviyesinde anlatıyoruz, okutuyoruz. Verdiğimiz kurslarda. Şimdi yeski bu şekilde bir fiil. Fiile fail lazım. Fe kullu fiilin yerfe'u ve yansibu. Avamin adlı kitapta böyle geçer. Her fiil raf eder, nasb eder der. Tabi ayrıntısı var. Şimdi yeski sular, suluyor. Kim? Ne? Sulayan kim? Gizli bir fail lazım bize. Niye gizli hocam peşine gelen Mezari'a kelimesinden fail yapamam Hazra'dan de yapamam Çünkü fail merfudur e bunların hiçbiri merfu değil O zaman geriye kalan Merfu olacak o kelimenin Gizli olduğunu düşünmek ki O failde ne olur bu kalıpta hüve olur Bu kalıpta hi'yi düşünemezsin Çünkü yeski müfret müzeker Gayb kalıbıdır Bu ilgili kalıpta ise zamir gizlense gizlense Hüve olarak gizlenir Hüve olarak e, Ne olur mevcut olur Yeski suluyor. Hüve o hangi o? Hüve müfret müzeker gayb zamiridir. O derken o köy mü? Köy sular mı? Köy değil zaten. Nereye aracı? Nehir kelimesine aracı. O nehir suluyor. Yor muzari fiil. Suladı değil. Suluyor. Oturuyor muzari fiil. El mezari'a. Bu da mef'uldür. O yüzden mensup sonuncu harfte feta o yüzden var. Mensuptur. Nasıl alameti feta? Mef'ul mezrayı yani ne diyebiliriz tarlaları suluyor. Burada geçen yeski artı gizli zamir hüvesi. Yeski artı gizli zamir hüvesi. Yani fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak nedir? Sıfattır. Neyin sıfatı? Nehir kelimesinin sıfatı. Nehir kelimesinin ikinci sıfatı yani. ilk önce sayır onun sıfatı. Sayır sıfatıdır. Müfret sıfat dersin buna. Cümle değil çünkü. Yeski artı hüve fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak da sıfattır. Nehir kelimesinin. Nehir kelimesi madem ki merfu mevsuftur değil mi bu? Kendisinin sıfata nasıl olmalı? Kendisinin irabına tabi olmalı. Ha, öyleyse yeski artı hüve fiil cümlesi olarak cümle olarak mahalen irabı nedir? Merfudur. Yeski zaten merfu da takdiren merfu. Kendisinde hüve var. Hüve mebnidir. Zamir mevbini'dir. Mebni de mahallen ilap alır? Fail konumunda olduğu için hüve de mahallen merfudur. Yeski artı hüve bir cümle olarak yine mahallen merfudur. Çünkü sıfatı olduğu kelime yani mevsufu olan bu nehir merfu olduğu için. Bu birinci değerlendirme. İkinci değerlendirme nehri, nehir kelimesinin sıfatı nedir yani? Yeski artı hüve artı el Yani fiil cümlesi fiil, fail, meful olarak da değerlendirilebilir. Komple bir bütün olarak, mahallen merfu olarak sıfattır diyebilirsin. Niye mahallen mensup demiyorum? Çünkü mevsuf mensup değil. Bu yüzden. Mezra'etun mezari'u. Bu kelime nedir? Gayrimusarif, cemi, mükesser, müntehel, cumu diyebilirsin buna ilgili kelim eliflam aldığı için artık ne diyoruz? Ya gayrimusarif değildir. Yani şu anda gayrimusarif değil. Musarif hükmündedir diyelim. Musarif hükmündedir. Çünkü eliflam aldığı zaman artık tenvin zaten tenvin alamaz eliflamlı olduğu için de kesre almasına mani bir durum kalmamıştır. Gayrimusarif konusunu biliyorsanız Durum böyle. Ve cimi'ul babi billami evil izafeti yani cerru bil kesri. Gayrı olan kelimelere eliflam dahil olduğu zaman o gayrı olan kelimelerin cer alameti artık kesre olmuştur diyoruz. Burada mecrurluk söz konusu değil. Sadece kendisine eliflam dahil olduğu için bu kelime artık gayrı midir değil midir ihtilaflı bir duruma düştü. Bunu söylüyorum. El mezari mefuldür, mensup nasıl alameti fetha kendisi cemi mükesserin kesret vezinlerinden olup müntehel cumu adını almaktadır. Bu kalıp böyledir. El hazrae onun sıfatı olduğu için budan olmuş? Fetha ile bitmiş sıfatıdır. Hazra kelimesi ehvaru, hazrau, hazrae bu kelime müennes. El mezaren kelimesi cemi mükesser gayrı akıldır. Yani tarlalarda zeka mı var? Yo. Öyleyse müfret müennes hükmündedir diyoruz. Madem ki müfret ve müennes hükmünde o zaman sıfatının da müfret ve müennes gelmesi beklenir. Gelmiş zaten hazza olarak. Böylece birinci satırı tamamladık. Yani şu an şöyle bir baktığımda görebildiklerim bunlar. Belki değinmediğim şeyler de olabilir. Mesela şunu söylemedik. Seqa yisqi, seqyun. kelimesi nakıs bir fiildir değil mi? Nakıs bir fiil. Nakıslar vavi ve ya'i olarak ikiye ayrılır. Bu kelime nakısı ya'idir. Bir kelimenin nakısı vavi mi, ya'i mi olduğunu mastarına bakarak anlarsın. Mastarı bunun yun ya ile gelmekte. Sonuncu harfi ya'dır. Öyleyse nakısı ya'idir dersin. Birinci satırın incelemesi böylece bitmiş oldu. Bir sonraki dersimizde kısmetse şu kalan bir buçuk iki satırlık kadar yeri yapmayı çalışırız. Şuraya da yaparız. Diyelim bu şekilde bir inceleme yaptık. İnşallah hayırlı olur.